Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere eşimin yoğun isteği üzerine yemek için mutfağa girdim. Bir brokoliyi ben normalde çok seviyorum. Karnabahar vesaire. Bugün de çorbasından yapacağız. Bakalım yavaştan girişmeye başlayacağız. Ufaktan malzemelerimizi hazırladık. Normalde hani tatlı için genellikle mutfağa giriyorum ben ama bugün ne dedik, bir yemek için mutfağa girelim. En sevdiğin şeyler olduğu zaman aynen mutfağa öyle girmek senin için daha eğlenceli aynen oluyor öyle olabilir. Bizim için de değişiklik olsun, bir aktivite vesaire. Ufaktan başlayalım o zaman. Tarifini anlatmak ister misin birazcık? Tarifi ben de bilmiyorum çok. Videodan gördüğümüz kadarıyla. Bakalım. Yapmaya çalışacağız. Şimdi bu aşamada ne yapacaksın? İlk önce şimdi mesela. İlk aşamada brokolileri parçalayacağız. Malzemelerimizi doğrayacağız. Havuç vesaire, soğan. Haşlayacağız. Ondan sonra kaba koyacağız. Tencereye. Süzeceğiz. Suyunu atmayacağız. Ondan sonra süt atacağız sanırım. Öyle bir şeyler var. Neyse yaptıkça görelim o zaman. Aynen. Buraları siz hızlandırılmış izleyeceksiniz. 2 saat sizin vaktinizi almayalım. Hadi bakalım. Bu kaynayan suyumuzu üstü geçene kadar suyumuzu döküyoruz yavaş yavaş. Yetti mi? Yetti. Az mı koydum suyu? Tam koymuşsun hatta. Böyle göz kararında iyiyimdir. Şimdi bunun altını açacağız. Biraz haşlanacak.
yumuşayacak. Hangisi? Yumuşayınca zaten haşlanmış olacak. Bakalım güzel kesmiş misin? Güzel güzel. Bence güzel. Renk cümbüşük. Şimdi sebzelerimiz kaynadı. Şimdi yumuşatalım. Suyunu kullanacağın için süzüyoruz. Aynen. İçinde mi kaldı? İçinde kaldı. Şunları bir çekelim. Ununu al. Evet. Şimdi biraz normalde tereyağı ama biz tereyağı koymayalım. Aynen. Sıvıya zeytinyağı karıştırıp yap. Ne kadar ne kadar sen bana dur. Tamam dök sen. Bakayım bir dakika. Tamam, biraz da sıvı yağ koy. Çok az. Bakıyorum. Değil mi? Tamam, iyi. Göz karardı üstünde. İçindeki kaşıkla bir kaşık koy. Çok fazla un olmasın. Bir kaşık. İşte tepeleme. Aynen. Okey, iyi. Altını açmam lazım tabi. Birazcık öne doğru al tencereyi. Çok geride. Kavuracaksın şimdi birazcık. Dağıtıcı. Yağı da al. Aynen. Süpersin. Biliyor muyuz bu işi? Yapıyorsun sen bu işi. Sıradaki yemeğin ne? Ver gözü, ver gözü. Ama bu evde bir gün de olsa mutfakta olmamak çok güzel bir şey. Arada yaparız. Lütfen. O un şimdi kavrulacak güzelce. Hı hı. Sonra 2 bardak süt. Kaynıyor değil mi? Birazcık şey olsun, kokusu çıksın. Bakalım. Tamam, sütünü koyabilirsin artık bence. 2 bardak oldu. 2 bardak. Hangi bardağı aldın? Ha tamam, aynı. Biz benim yüzümden laktozsuz süt içiyoruz. Ama güzel içtin ya. Hani hiçbir şekilde mideyi rahatsız etmiyor. Evet, benim direkt midem normal sütle mahvoluyor. Şimdi karıştıracaksın. Bas. Rahat bırak bizi. Kocaman mükemmel patikleri. Soğuk mu? Karıştır, karıştır, karıştır. Birbirlerine girdiler.
kaynasın böyle. Tamam, malzemelerimizi atalım içine. Evet. Arkanda. Hangisi? Çiçin. Çiçin. Bizde iki köpek, bir kedi var. Bir de böyle bir köpüşümüz var. Nasıl kaynıyor mu? Su beklememiz lazım. Neydi? Canlar buhu oldu ama. Kaynamaya başladı. Tamam. Şey, o zaman süzülen sebzeleri getirebilirsin. Altını oradan tabağa al. Akmasın. Alabilecek misin? Yavaşça dökebilirsin. Evet. Dök 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 dök. Korkma. Elini korku kalıştırma. Etrafa sıçramasın diye. Sıçrasın. Temizlerim ben senin için. Sen yeter ki mutfağa gidiyormuşum. Tamam, karıştır şimdi. Şimdi o sebzelerin suyunun birazını dökeceğim. Gerisi. Tamam, hadi dök şimdi. Zamanla yarışıyorsun Yücü. Hadi yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Biraz altını kısıyorum. Elin yanmasın. Dikkatli ol. Yeter mi? Tamam, yeter. Şöyle bir karıştır. Ay, pardon, ellemiyorum. Lütfen. Özür dilerim. Çok güzel gözüküyor ama. Kokusu da çok güzel. Böyle bile yerim ben. Bütün bütün değil mi? Onun adı neydi? Blender mi? Blender diye söyleyeyim. İlk çekmecede blender. Çok. Blender edeceğim. Doğru, blender. İlk ben galiba için. Aynen mikserle blender karıştırıyorum. Burada da maya var. Görüyorsunuz. Ev yine her zamanki gibi dağınık. Yani bu ev neden dağınık diye sormayın. Biz dağınık yaşamayı seviyoruz. Yani bize gelen yok, giden yok. Niye toplayalım ki mantığıyla ilerliyoruz. Döndüreceğim. Yapabilirsin. Priz var orada. Hadi bakalım. Yapabilir misin bunu? Ben yapayım istersen. İçine. Çok ses oluyor. Bence blend edelim. Aynen. Öyle devam edelim. Şimdi blendimiz bitti birazcık. İçine malzemeleri atalım. Tuz, karabiber. Bizde şöyle bir kaşık var. Bunları iki tane atacağız. İki değil mi? İki. Tamam. Yani Yücel biraz tuzlu seviyor. Ben o kadar çok tuzlu yemek sevmiyorum. O yüzden bizde tuz biraz göreceli kalıyor. Yani o istiyorsa tabağına atıyor. Bunu
Burada bir tane unutuyorum. O da ney? Karabiber. Karabiber. Yani çok aynı. Çok tepeleme atma. Sen acı sevmiyorsun istiyorsan. Şöyle tekrardan bir blenderla onları karıştır. Sonra içmeye hazırız. Yukarı çıkartma onu. Her tarafa bulaşır. Tamam bence. Bence de tamam. Aynen, güzel gözüküyor. Tadına bakacak mısın? İlk tadına bakıp surat ifadeni görmek istiyorum. Sonuçta sen yaptın bu yemeği. Yani güzel mi, kötü mü? Çıkartıyorum bunu. Çıkart. Direkt lavaboya koyabilirsin. Ben hallederim. Şimdi kendine bir tane kase al. Küçük, ufak. Bir tane de kaşık al. Burada da kedimiz işte. Ne? Tamam. Şununla alabilirsin. Onunla tadına bakarsın. Aa, çok merak ediyorum şu an surat ifadeni. İlk yaptığın yemek. Ama çok sıcak şimdi ama bakalım. Tadı çünkü çok gelmiyor. Çok şey yapar. Şeye, kaseye koy. Daha... Hadi bakalım. Ben tatlıcıyım. Bana tatlı yaptır. Üfle. Dediğim gibi ben tuzlu seviyorum. Biraz daha ben buna tuz atarım. Çok güzel. Besleyici. Sağlıklı. Güzel bir çorba işte. Devam edecek misin? Edeceğim. Sonra. İyi, güzel bence. Sence? Sen de bir bakmak istiyor musun? Bakayım. Bak dur. Bakalım. Nasıl? Doğru söyle. Kötü. Doğru söyle dedi falan diyormuş. Yok, güzel de anlayamadım ben şu an. Az aldığım için herhalde. Bana bile biraz tuzsuz geldi bak. Biraz daha tuz koyabiliriz. Ama güzel. Azalttık çünkü tuzu. Yani bunun içine krema da koyuyorlar ekstra ama gereksiz kalori. Krema bence çok bayar ya. Yani ağır gelebilir. Aynen. Şu anki haliyle de güzel. Güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bu haftalıkta yemek için mutfağa girdik. Bakalım aklımda bir tatlılar falan var yine ama... İlgi manyağı köpeğimiz hırlamaya başladı. Haftaya balığa gidiyor muyuz peki? Ulan balık deme bana bir süre. Biz bu hafta, çok yaklaştırma tencereye. Biz bu hafta cumartesi günü balık tutalım dedik. Ve balık için güvercinliğe gittik. Çok rüzgarlıydı. Biz hayatımızda hiç de balık tutmadık. Aynen. Hadi deneyelim dedik. Ama tutamadık. Sıfır yani. Yani yanlışlıkla bile oltamıza balık çarpmadı. Hani tutmayı bırakın. Ama azimliyiz. Bunu ilerleteceğiz. Orada bir tane abla vardı ama zaten gelen herkes o ablanın çok iyi balık tuttuğunu söylüyordu. Hani yan yanayız. Aramızda belki bir metre bile yok. Kadın ne yapıyorsunuz? Eğleniyoruz. Kadın atıyor, çupra tutuyor. Atıyor, kefal tutuyor. Yani muhteşem bir şeydi. Öyle. Yani haftaya belki bir balık tutma... Şans dileğimiz. Balık tutma vlogu gelir mi? İnşallah bakalım. Tutabilirsek. Evet, güvercinlik çok rüzgarlı. Çok yani rüzgarlı aslında...
Şöyle biraz daha Mart sonuna doğru herhalde burada da havalar güzelleşecek. Haftaya pazar kimin doğum günü? Kimin? Seninmiş. Çiçi'nin. Haftaya pazar öyle bir planımız var. Bakalım yani hava güzel olursa, biz balık tutabilirsek. Zaten videosu gelmezse belki Tutamadık. tutamazsın. Kendinize bakın. Ne seviyoruz işte. Bir şey demek ister misin Çiçek? Çorbası ver bana. Aynen gözü burada zaten. Aynen. Gözü burada. Al. Yaklaştırma çok. Kendinize iyi bakın. Videolara destek için kanala abone olmayı unutmayın. Benim Beğenin. Çiçe beğenin, yorum atın. Bize destek olun. Elimizden geldiğince video çekeceğiz böyle. Bu çocuğun gözleri gözükmüyor. Ama sizi o da çok seviyor kesin. Değil mi çiçek o? Görüşmek üzere. Bay bay.